Rabbimiz Allah, dinimiz İslam. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kıblemiz Kabe. Adem'in neslindeniz, bütün insanlarla kardeşiz. Kalu beladan beri Müslümanız. Her sözü duyan, en güzeline uyanlardanız. İçini hak için, dışını halk için süsleyenlerdeniz. Kitabımız sözlerin en güzeli, kalbimizin kandili, aklımızın delili, gönlümüzün baharı, gözümüzün nuru, kulağımızın nağmesi, dilimizin zikri olan Kur'an-ı Kerim'dir. Ufkumuzu 7 kat semanın üstüne çıkaran, ötelerin ötesinden haber getiren, bizlere edebi ve edebiyatı öğreten Kur'an. İmanla inkarı, hayırla şerri, hak ile batılı, iyi ile kötüyü ayırt eden, kitapların anası Kur'an. Bize öğütler veren, öğüdünü tutanların şanını yücelten, arkadan gelenlere doğru bir ün bırakan, dilimizin zikri Kur'an. Ana sütü gibi, okuyanın yaşına, kültürüne, anlayışına uygun gıdalar veren, her türlü derdine derman olan Kur'an ve her çağın kitabı olan Kur'an, bizim kitabımız, sizin kitabınız ve bütün insanlığın kitabıdır. Özetle, Hakk'ın halka hitabı olan Kur'an. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, tefsirimizi Ali İmran suresinin 128. ayet-i kerimesiyle devam ettiriyoruz. Geçen bölümde Uhud Harbi'nden bir bölüm Rabbim bize bildirmişti. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam aslında Uhud Harbi'ne çıkmak istemiyordu. Ama ashabıyla olan istişareye önem veriyor, kıyamete kadar gelecek insanların işlerini ayete uygun olarak istişare ile yapmalarını istiyor, bu konuda da kendisi örnek oluyordu. Ashab-ı kiramın özellikle gençleri Uhud'a çıkmalarını savunma harbi değil, hücum harbi, şöyle bir meydan muharebesi yapalım istiyorlar. Çünkü Mekkeli müşrikler ta Medine'den kalkmışlar, 450 kilometrelik yolu yürüyerek gelmişler. Sevgili Peygamberimiz ve ashabını bir daha karşılarına çıkmamak üzere tarihten silmek istiyorlar. Yok etmek istiyorlar. Efendimiz Medine'de müdafaa harbi yapalım teklifinde bulunmuş. Ama ashabın çoğunluğu meydan muharebesi yapalım denilmiş. Sevgili Peygamberimiz Uhud'a kadar gelmiş. Harp taktik ve tekniğinin her şeyini uygulamış. Ama ashab-ı kiramdan bazıları sevgili Peygamberimizin vermiş olduğu emre isyan etmemişler aslında. Yorumda yanılmışlar.
yorumda yanılmışlar. Bulundukları Okçu Tepesi'ni terk etmeleri nedeniyle iş mağlubiyete dönüşünce, galipken mağlup duruma düşünce, Medineli münafıklar, ki 1000 kişinin içerisinde 300 kadardı diyor tarihçiler, onlar Medine'ye doğru kaçmaya başlamışlar. Herhalde harp kaybedildi diyerek, onların kaçışını görerek kaçmaya başlayan bazı ashab-ı kiramdan insanlar da var. Onları anlatmıştı geçen bölümde. Sevgili Peygamberimizin o Uhud Harbi'nde mübarek dişi de kırılınca üzülmüş, bunu kendisine değil İslam'a yapanlara ve bir de kendisine yapanlara, Allah'ın peygamberine saldırı düzenleyen bu insanların aleyhine beddua etmiş. Bunun üzerine Rabbim diyor ki, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٍ Hiçbir işte senin bir dahlin yok. Bir başka ayet-i kerimede, bütün işler Allah'a aittir. اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ Allah onların dilerse tevbesini kabul eder, dilerse onlara azap eder. Onlar tevbe eder, Allah da onların tevbesini kabul eder. Yani ne biliyorsun? Yaşayan adam hakkında lanet duası, beddua yapma anlamındadır. Hani sevgili Peygamberimizin başka duası var. Allahümme kahhir a'da'ena ve a'da'eddin. Ya Rabbi, düşmanlarımızı, dinimizin düşmanlarını kahret diye duası var sevgili Peygamberimizin. Orada isim yok. İsim vererek, yani çağınızda şu anda yaşayan kafirlerden, zalimlerden birinin ismini vererek aleyhde dua etmeyin. Islahına dua edin. Müminse, Müslümansa ıslahı için dua edin. Kafirse hidayeti için dua ediniz. Hani sevgili Peygamberimizin, Allahümme ehdi kavmi fe innehum la ya'lemun. Allah'ım, bunlara din iman nasip et. Bunlara yol göster. Bunlara hidayet ver. Bunlar ne yaptığını bilmiyorlar diyor. Sevgili Peygamberimize bunu söylüyor ama aslında bütün insanlığa söylüyor Rabbim ve diyor ki لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٍ Sana kelimesini ben kendime alıyorum, siz de kendinize alın. Hiçbir şeyde bizim dahlimiz yok. Yani mesela ben elimi bak kaldırıyorum, ama kaldırma irademi yaratan Allah Celle Celaluhu, beynimi yaratan Allah Celle Celaluhu, elimi kaldırma konusunda direktif veren beynimi yaratan Allah Celle Celaluhu, felç profesörü elini kaldıramıyor. Felç profesörü, ömrü onunla geçmiş ama kaldıramıyor. Bizim irademiz irade-i cüz'iyedir. Yani Rabbimin iradesi içerisinde, hani bütün kainatı, gökyüzünü, yıldızları bir ilim adamından dinleyin, doğulu batılı kim olursa olsun. Sonra siz deyin ki benim iradem veya benim bu gücüm, bilek gücüm, dünya, yıldızlar alemi, gökyüzü ve yeryüzü. Bütün bunlar içerisinde nedir? İşte bizim irademizde öyle bir şey. Onun için biz Rabbimin emrettiklerini yerine getireceğiz, yasaklarından kaçınacağız. Kimin Müslüman olacağını bilmiyoruz biz. Kimin kafir kalacağını da bilmiyoruz biz. Rabbim diyor ki, onlar tevbe eder, Allah tevbelerini kabul eder. Veya tevbe etmezler, iman etmezler. Allah onlara azabı tattırır. Çünkü onlar zalimdir diyor Rabbim.
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerde ve yerde her ne var ise Allah'a aittir. Sana ait değil, bana ait değil. Bizim tapularımız geçici tapulardır. Hani bu şehirlerde, kaldığınız şehirde ve köyde sizden 100 yıl önce yaşayanlar, 500 yıl önce yaşayanlar, 1000 yıl önce yaşayanlar nereye gittiler? Bazılarının kabri ve kabir taşı bile yok. Ne sultandılar, ne zengindiler, ne zalimdiler veya ne adil insanlardı onlar. Ama yerle bir oldular. Amellerine göre değerlendiriliyorlar şimdi bulundukları yerde. Gök ve göktekiler, yer ve yerdekiler Allah'a aittir. Aynı zamanda bu ayet-i kerime çevreyle de ilgili ayet-i kerimedir. Hani kendinize ait veya annenize, babanıza ait eşya, başkalarına ait eşyadan daha değerlidir. Çünkü sevdiğiniz birine aittir o. Gök ve yer Allah'a aittir. Öyleyse sevdiklerimizi yaratan da o Allah Celle Celaluh'tür. Öyleyse sevdiğimizin yarattıklarını kıramayız, bozamayız, sınırı aşarak kullanamayız. O Allah yağfiru limen yeşâ'u ve yu'adzibu men yeşâ'u. Dilediğine affeder, dilediğine azap eder. Vallahu gafurun rahim. O Allah Celle Celaluhu günahları örtendir ve sonsuz merhamet, rahmet sahibidir. Ya eyyühellezine amenu la te'külür riba el'afem muza'afe vettegullâhe leallekum tüflihûn. Ey iman edenler, faizi kat kat yemeyiniz. Şimdi Uhud Harbi anlatılıyor. Uhud Harbi anlatılırken hemen faiz yememe emri geliyor veya yasağı geliyor. Faiz yeme yasağı geliyor. Ama hocam kat kat yemeyin diyor. Yani %100 faiz, %200 faiz, bir zamanlar Türkiye bunları yaşadı. %10 faiz, onun içine girmez mi diye soranlar olur. Bunlar dil bilmezlikten kaynaklanan sorulardır. Türkçeyi bilmemek, Arapçayı bilmemek, dil bilmemekten kaynaklanır. Hani 15 yaşında bir delikanlı, bedeni aklına galip. Elinde bıçak, çocuklara oyun oynuyor çocuklarla. Onlara şaka yapıyor. Babası veya annesi veya bir arkadaşı, oğlum bıçağı öyle sağa sola fazla sallayıp durma diyor. Fazla sallayıp durma derken, fazla sallama, az sallama diyor. Değil, sallama. Elinden bıçağı bırak, bıçağı at anlamındadır. Rabbimiz faizi yasaklıyor. Bakara suresinde geçmişti. Allah Celle Celaluhu faiz yiyenlerin Allah'a ve Resulüne harp açtıklarını ifade ediyordu. Uhud Harbi'nin arkasından bunun verilmesi de yine harple ilgili olması nedeniyledir. Bakınız, Kur'an-ı Kerim'de mesela yasaklananlar, yetim malı yemeyiniz, zina etmeyiniz, haksız yere insan öldürmeyiniz diye yapılan yasaklar var ya, onlar büyük günahtır, yapılmaması gerekir. Ama Rabbim o yasağı çiğneyenlere siz
Allah'a ve Resulüne harp açtınız demiyor. Bunu faiz için söylüyor. Çünkü faizin zararı bir tek kişide kalmıyor. Hırsızlık yapan bir adam kendisi suç işlemiştir. Hırsızlık yaptığı adama da bir zarar vermiştir. Büyük günahtır, haramdır, yapılmaması gerekir. Ama suç iki kişi arasında işlenmiştir. Ama faiz suçu iki kişi arasında işlenmiyor. Bütün bir şehri, bütün bir milleti inim inim inleti veriyor. Bunun zararını Batı gördü de bundan 4-5 yıl önce, yani şu andaki papadan önceki papa, o Alman olan papa, Avrupa'nın ekonomik krize girdiğini görünce, siyasiler ve basın bunu dillendirince, papa basın mensuplarının önünde Müslümanların faiz politikasını yeniden bir gözden geçirmemiz gerekecek galiba anlamında bir beyanatta bulunmuştu. Faizden uzak duralım. Bakınız, son günlerde birçok insanımız, yani bugüne kadar bankanın önünden geçmeyen insanlarımız, bazı arkadaşların zayıf fetvalarına dayanarak faize bulaştılar. Kim ne fetva verirse versin, verdiğiniz para, yani bunu şöyle diyelim, 100 lira, birine 100 lira verip 101 lira alıyorsanız faizdir. Birinden 100 lira alıp karşılığı olarak 101 lira ödüyorsanız faizdir. Onun dışında kim ne derse desin, kim nasıl fetva verirse versin, yarın cezayı siz çekeceksiniz. O da çekecek ayrı. O da çekecek. Ama o fetvasının cezasını çekecek, sizin cezanızı yüklenmeyecek. Size fetva verdiği için çekecek cezasını. Ama sizin cezanız kaldırılmış olmayacak. Allah'tan sakının diyor Rabbim. Böylece kurtuluşa erersiniz. Allah'tan sakının. Böylece kurtuluşa erersiniz diyor Rabbim. Daha وَاتَّقُ النَّارَ الَّتِي اُعِدَّتْ لِلْكَافِر۪ينَ Kafirler için hazırlanan ateşten de sakının diyor. Yani bu dünyadayken koruyucu tedbirlerinizi alınız. Hani itfaiye çalışanları bir yangın mekanına gittiklerinde ne yapıyorlar? Ateşe karşı dayanıklı olan elbiselerini sırtlarına giyiniyorlar. Biz de ateşe dayanıklı elbisemizi giyelim, o takva elbisesidir. Allah Celle Celaluhu وَتَزَوَّدُوا فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى Hazırlık yapın, azıklanın, azıkların en hayırlısı takvadır diyor Allah Celle Celaluhu. Onun başında da kelime-i şehadete yürekten iman etmek yeterli değil. O doğrultuda, yani Kur'an'ın ve sünnetin doğrultusunda bu dünyada hayat yaşama, hani amel-i salih dediğimiz şeyi yerine getirmek gerekiyor. Bunu yapabilmek için ne yapmalı denildiğinde ayet zaten kendisi söylüyor. وَاَطِيُوا اللّٰهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin, Allah'ın Resulüne itaat edin ki Allah'ın rahmetine gark olasınız. Allah'ın rahmetinden nasibinizi alasınız. Allah size rahmet etsin. Merhametini sizden esirgemesin diyor. Ön şart neymiş?
Allah'a ve onun Resulüne itaat. Kur'an baştan başa Allah'a itaatı anlatır. Sevgili Peygamberimiz öyle diyor. Küllü harfin fil Kur'ani yüzkeru fihil kunudu diyor. Kur'an'ın her harfinde Allah'a gönülden itaat bahsedilir diyor. Arkasından Resul'e itaat. Yani hadisler bizi ilgilendirmez hocam. Diyene dedim ki, Kur'an okuyor mu? Okuyorum dedi. Peki. Senin Kur'an'ın nasıl? Mushaf'ın nasıl yani? Yani Fatiha başta, arkasından Bakara, arkasından Ali İmran, arkasından Nisa, arkasından Maide Suresi, en sonunda da Minel Cinneti ve Nas var mı? Var. O zaman sen hadise inanmıyorsun. Ne alakası var? Diyor. Bunların aklı ileri geri ermez. Dedim ki, surelerin sıralaması Rabbime, şey Peygamberime ait. Ayetlerin sıralaması da öyle. Kur'an baştan sona bir defa da inmedi. Bir ayet veya beş ayet nazil olduğunda sevgili Peygamberimiz filan surenin filan ayetinin arkasına yazınız demiş öylece. Yani baştan sona düzenlemesi sevgili Peygamberimize ait. Kur'an okuyan bir insan, ben Kur'an'dan başka referans kabul etmiyorum diyen insan, Kur'an'ı bilmeyen insandır. Ve sari'u ila mağfiratin min rabbikum ve cennetin arduhes semavatu vel ardu u'iddet lil muttaqin. Bunun benzeri bir ayette Hadid suresinde geçer. Orada ve sabiqu. Burada vesari'u, sürat kelimesinden, Türkçe'de bildiğimiz sürat kelimesinden, sari'u, birbirinizle yarış yaparak koşun. Hadid suresindeki vesabiqu, müsabaka yapın. Eskiden kullanılırdı bu. Müsabaka kelimesi. Müsabaka yapın. Nereye? Allah'ın affına. Rabbinizin affine doğru ve cennetine doğru müsabaka yapın ki o cennet genişliği gökler ve yerler kadardır. Müttakiler için hazırlanmıştır. Gökler hakkında bilgi en basitinden bir astronomi kitabını alıverseniz veya o konuda bir makale okuyuverseniz şu insanoğlunun icat ettiği rakamlar var ya, milyar, trilyon, katrilyon, sentrilyon, tintrilyon, uydur. Mentrilyon, zentrilyon, z'ye kadar götürün. Rakamlar ifade etmezmiş gökyüzünü. Onun için ışık yılı diye bir terim geliştirilmiş. Bu kadar geniş alem toplayın, cennet ondan geniş. Ve bu da müttakiler için hazırlandı diyor Allah Celle Celaluhu. Ellezine yunfikune fisserra. Müttakinin tariflerinden birini yapıyor. Müttakinin tarifi yalnız bu değil. Başka ayet-i kerimelerde var. Mesela Bakara'nın başında Hüden lil müttakine ellezine yu'minune bil gaybi ve yuqimune s-salate ve mimma rızaknâhum yunfikûn. Müttekiler görmedikleri şeyi Allah haber verdi diye inanırlar. Başta Allah'a iman, ahirete iman, cennete cehenneme iman. Bunlara biz görmeden iman ediyoruz. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Allah'ın verdiğini Allah'ın yarattıklarına infak ederler. Burada ise yunfikûne fisserrâi ve'd-darrâi. Bolluk zamanında da infakta bulunurlar, dağıtırlar, darlıkta da dağıtırlar. Darlıkta dağıtma nedir? Köyümüzün en fakiriydi bir adam. Bahçeleri beklerdi.
babam, ben çocuğum, babam bana dedi ki oğlum, bu var ya dedi, köyün en fakiri. Biz de fakiriz de en fakiri değiliz. Oğlum bu adam dedi, yarım ekmeği olsa, yanında bir adam olsa yiyemez. Yarım ekmeğini ikiye böler, tam ortadan ikiye böler ve öyle yer dedi. Köyümüzün en fakiri, ben ondan fakiri bilmiyorum. Bakınız, fakir insan da öyle infak eder. Hatta onun infakı, vermesi, dağıtması, bunu ben dilimle söylemeyeyim, sevgili Peygamberimizin mübarek diliyle söyleyeyim. Sebakat dirhemün bi elfi dirhemin demiş sevgili Peygamberimiz. Bir dirhem bin dirhemi geçti diyor. Bunu yorum yaparlarken hadis şarihlerimiz, bir adamın iki lirası vardı, birini yardım olarak verdi. Ne yaptı? Malının %50'sini verdi. Bütün servetinin %50'sini verdi. Bir adamın 100.000 lirası vardı, 1.000 lirasını yardım olarak verdi, %1'ini verdi. Biri yarısını verdi, biri %1'ini verdi. Hangisinin sevabı fazla? 1 lira verenin sevabı 1000 lira vereninkinden fazla diye bir yorum. İkinci yorum, bu 1 lira verdi, onu gören Müslüman da gayrete geldi, o da 1000 lira verdi. Şimdi bu 1 lira verenin sevabı buna yazıldı. 1000 lira verenin sevabı ona yazıldı ama onun yazıldığı kadar buna da yazıldı. Çünkü İyiliğe öncülük yaptığından dolayı. اَدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ İyiliklere öncülük yapanlar o iyiliği yapmış gibidirler. Bol zamanında da dağıtır, dar zamanında da dağıtır. Benim İstanbul'da bir komşum var, yaşlı bir hanımefendi. Uzun zamandır yani 25 yıldır falan komşuluk. Yer değiştirsek de aynı yerlere geldik, yani aynı mahalleye geldik. Fakir o da. Ama bize geldiğinde diyelim bir yufka ekmek evde yapıyor. Yufka ekmek, yani bir tane yufka veya iki tane yufka ekmek getiriyor. Yufka ekmek, bakınız. Cömertliğin parayla alakası yoktur. Zenginlikle alakası yoktur. وَالْكَاظُم۪ينَ الْغَيْضَى Kinlerini yutarlar. Müttaki insanlar kinlerini yutmasını bilirler. Hani kanlı kinli düşmanınızdır. Bir yerde sıkıştırdınız, kimse de görmeyecek. Elinizi dokunuverseniz ölecek ve öylesine bir yerdesiniz ki kimse de sizin onu öldürdüğünüzü ispat edecek delil, karine bulamayacak. Öyle bir esnada, öyle bir zamanda affetmek, kini yutmak bu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, amcası Hamza'yı bir ok darbesiyle ciğerinden yaralayan ve öldüren, sonra kulaklarını kesen, ciğerini çıkaran insan Müslüman olduğunda yutmuştur. O ona karşı içindeki boğuzunu yutmuştur sevgili Peygamberimiz. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ İnsanları affedenler. Müttakilerin özellikleri bu. وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Allah iyilik yapanları sever diyor Allah Celle Celaluhu. وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ Yine müttaki insan, günahsız insan değildir. Müttaki insan, günahsız insan yoktur. Evet, hatasız insan yoktur.
günahsız insan yoktur. Peygamberler bile hata işlemişler, hatalarından dönmüşlerdir. Mesela ilk başta Adem Aleyhisselam'ın Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rabbi biz kendimize zulmettik. Yani senin yasağına uymamakla biz yanlışı yaptık. Yanlışın zararı da kendimize oldu. Bizi affet ya Rabbi diyorlar. Havva ve Adem Aleyhisselam. Havva validemiz Adem Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Biz insanlar ise günahsız olamayız. İbadetlerimizin kusuru bile yeter bize. Onlar bile kusurlu. Bunlar bir yanlış yaptıklarında ve kötülük yaptıklarında وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ kendilerine zulmettiklerinde hemen ذَكَرُوا اللّٰهِ Allah'ı hatırlarlar. فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ günahları için Allah'tan af talebinde bulunurlar. وَمَنْ يَغْفِرُوا الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka kim günahları affedebilir? Allah affeder. وَلَمْ يُسُرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ Onlar bile bile günahta ısrar etmezler diyor Allah Celle Celaluhu. اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَنِعْمَ اَجْرُ الْعَامِل۪ينَ İşte onların mükafatı Rabbin Rablerinden bir aftır. Altından ırmaklar akan cennetlerdir ve orada ebedi olarak kalacaklardır. Amel edenlerin mükafatı ne güzeldir.